Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dün söz verdiğim gibi mutfakların vazgeçilmezi, gençlerin vazgeçilmezi, yemeklerin vazgeçilmez garnitürü patates kızartması yapacağız. Ne fark var yapacaklarımızdan, sizin kızarttıklarınızdan? Annemin yaptığı gibi olmuyor dediğiniz patatesi yapacağız. Yapalım. Kameraman Bey. Arkadaşlar bunu yaparken ilk başta sarı patates alabilirsiniz. Bu işin kuralı bu. Kızartmalık oluyor. Şimdi burada bakıyoruz ki arkadaşlar çok ince kesmiyoruz. İyi patates nasıl anlaşılır? Bıçaktan kıtır kıtır takılma sesi gelir. Şöyle. Eğer çıtır yapmak istiyorsanız çok arkadaşlar birazcık ince keseceksiniz. Ama gerçekten lezzetli. Ben patates yemek istiyorum diyorsanız biraz patatesler kalın olacak. Anneniz size ince patates yaptı mı? Hayır. Hep kalın kalın yaptılar. Benim rahmetli annem de kalın kalın yapar patatesleri. Çok lezzetli olurdu. Evet. Şimdi bunu püf noktası tuzlamak arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar hemen tuzluyoruz, karıştırıyoruz. Kesmediğimiz bir tane kalmış arada. Bunun özelliği tuzlayınca hemen yağ atmak arkadaşlar. Çünkü tuzlayıp da bekletirseniz nişastası kaçar. İnsanlar nişastasını suyla çıkarmaya uğraşıyorlar. Fakat yanlış bir şey arkadaşlar. Nişastası çıktı vakit o patatesin bütün lezzeti kaçar. Tadı o veriyor zaten. Böyle beklersek su salar arkadaşlar. Hiç beklemeden direkt ben bunu tenceremize atacağız. Bir de püf nokta arkadaşlar. Patatesin kızartma yağı bol olacak. Bir. İkincisi yağ kızgın olacak. Üçüncüsü şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela diyelim ki doğalgazlı ocağınız varsa orta boyda pişirin arkadaşlar. Orta boy ocakta. Eğer normal tüp gazlı aygazınız varsa büyük boyda pişirin. Çünkü orta boyda pişirirsek her tarafı güzel haşlanmadan pişer. Ama büyük boyda pişirirseniz maalesef o patatesin hayır gelmez. Dışı pişer, içi pişmez. Şimdi deneme için bir tane atıyoruz. Bakalım. Oldu gibi. Şimdi bunu attık arkadaşlar. Burada patatesin yapışması için atar atmaz şöyle bir karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsanız patatesiniz yapışır. Dibine de yapışır. Birbirine de yapışır. Yağ miktarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yağ patatesleri geçecek. İyi bir patates kızartmasını olmazsa olmazı. Bir, ikinci bir önemli nokta daha var arkadaşlar. Az patates kızartılmaz. Az değil. Çok olacak. Mesela en az orta boyda 2 tane 3 tane patates kızartacaksınız. Eğer az patates kızartırsanız yağ kızgın olur. Yağ kızgın olduğu vakit ne olur? Dışı pişer, içi pişmez. Ha, ben altını kısarım da az pişireceğim diyorsanız bu sefer de çok yağ çeker. Yani patates kızartması birazcık bol olacak arkadaşlar yaparken. Gördüğünüz gibi bütün patatesleri kapladı yağımız. Bir tur daha çeviriyorum. Bir çevirme işlemi, daha pişmeden yapılan çevirme işlemi patatesin yapışmasını önleyecek arkadaşlar. Aygazımız, orta boy aygaz tam açık. Yani bu ateşin ayarı da bu patates kızartmasında önemli.
Dediğin gibi tüplü aygazı olsaydı eğer büyük boyda yapacaktık. Doğalgazın enerjisi fazla olduğu için orta boy yetiyor ve şu anda pişme durumunda patatesin her tarafı pişecek arkadaşlar ve zannedildiği gibi de yumuşak olmayacak. Presimiz olmak üzere. Şimdi bir usul daha var. Arkadaşlar bunun bir tarafı kızarmış oluyor. Dikkatli bir şekilde bunları şöyle bir karıştıralım. Patatesleri kırmadan, eğer daha evvelden karıştırırsanız olmadan patatesleri kırarsınız arkadaşlar. Bir miktar karıştırdık. Bir alt üst yaptık çoğusunu. Şimdi biraz daha bekliyoruz. Bu olduğu vakit bir posta daha karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü karıştırma işlemimiz. Gördüğünüz gibi altın sarısı olunca çeviriyoruz. Az daha pişecek. Tamamdır. Arkadaşlar patateslerimiz oldu. Altını kapatıyoruz. Şimdi çıkaralım ve tadına bakalım. Önce şöyle güzelce bir süzelim. Hani ilk başta patatesler yapıştı gibi geliyor ya size. Ama yapışmadı. Gördüğünüz gibi tane tane ayrılıyor. Bunun sırrı nedir? Belli bir kızarıklığa ulaşması. Arkadaşlar eğer bu nişastasını çıkarmadan patates pişiriyorsak patatesler beyaz olmayacak arkadaşlar. Altın sarısı. Bunun özelliği bu. Patates kızarırken altın sarısı olmaya başladığı vakit yapışan patatesler birbirine ayrılır. Bakalım. Şimdi şuradan kocaman bir tane alalım. Şimdi çıtır olmuyor diyorlar ya. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Bakın. Eğilme bükülme yok. Taş gibi çıtır çıtır. Mıstık da bu arada yiyecekmiş. Şöyle yapalım. Çıtır Mustafa. Gözüküyor. Ya bakalım. Altın. Sıcak ama yanma. Abi, yandın, çok yandın. Yandın, yandın, yandın. Süslemesini de yapalım. Ketçabımız. Bizimki mayonezsiz olmaz. Mayonezimiz. Şöyle ver bakayım kamerayı Mustafa. Sen bir tat bakalım şimdi nasıl olmuş. Al oradaki çatalı. Ya baba çok sıcak ama. Bir dene bakalım. Az bir ısırık. Çıtır olmuş mu? Çıtır ve tadı güzel. Az ısırık alsak bile yani tadının güzel olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle ketçabı bandıralım. Evet arkadaşlar. Annemin patates dediğiniz böyle oluyor arkadaşlar. Biraz kalın ve çok kızarmış. Ve tuzu baştan atıyorsunuz arkadaşlar. Tuz atar atmaz da hemen böyle ocağa atıyoruz. Afiyet olsun.